Efendim? Volkan Bey? Evet? Ben prodüksiyondan Kaan. Yapımcı senaryoyu sordu da hazır değil mi? Bitti sayılır. Ha, iyi güzel. Ya senaryoyu verirse bir de size bir sakal atacakmış da. Sakal mı? Nasıl yani? Ya işte avans verebiliriz dedi. Avans mı verecek? Ya yeter yine mi ya? Alo? Kime diyorum ya? Evet bana diyorsunuz. Buyurun. Ha, tamam. Şey diyeceğim. Senaryoyla birlikte hesap numarasını da bana bir yollayın da. Hesap numarası mı? Allah! Efendim? Şey ben camideyim de ben sizi sonra tekrar şey yapayım arayayım sizi. Sağ olun efendim. Görüşmek üzere. Allah! Hadi gençler. Hadi Elif, Yasemin. Hadi kalkın. Hadi toparlıyoruz, başlıyoruz senaryoya. 5 dakika daha ne olur. 5 dakika daha ne olur yok. Hadi kalk. Ya of ya. Hadi. Bir haftadır çalışıyoruz Volkan dedim de. Nelerle ihtiyacımız var. Bir haftadır ne çalışıyoruz Elif? Orada da senaryo. Adamlar aradılar. Senaryo bekliyorlar. Hadi Erhan. Erhan hadi abi. Erhan. Hayır. Nabız böyle ölçülmez. Nabız çift parmakla bileğin üst çapraz hizasından ölçülür. Şu şekilde. Teşekkürler. Bunun nabzı atmıyor gençler. Nasıl ya? Erhan. Ne oluyor be? Erhan. Of. Ay. Nabzı atmıyor oğlum senin. Öldü zannettik. Ölüyüm zaten bilmiyor musunuz ya? Ya ne ölçüsü ya? Ay. Korkuttun bizi sabah sabah ya. Kalk hadi senaryoyu hazırlayacağız. Adamlar avans çıkaracaklar avans. Ekmek alacağız en sonunda. Hadi kalkın 5 dakikaya burada buluşuyoruz. Öldü zannettim ya adam. Arkadaşlar bu iş böyle olmayacak. Yol yakınken vazgeçelim. Vazgeçmek olmaz Yasemin. Yani ya. Bu kadar yüzdük kuyruğuna geldik arkadaşlar. Bir şekilde çekeceğiz bunu. Canım ya. Ne yapalım peki? Bizim oynayacağımız dizi kim seyreder ya? Kimi? Ben seyrederim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah tüh. Teyze sen nereden çıktın ya? Herhalde kapıyı açık mı bıraktın? Yoo. Teyzeyi kapıya kadar eşlik edin. Teyze kalk iş yapıyoruz biz burada. Gitmeyeceğim. Nasıl gitmeyeceğim ya? Ben de gitmeyeceğim Türcan. Allah. Hadi yürü bak. Bırak dizi. Ya ben çekince anlatırım sana diziymiş. Hadi yürü. Sen beni bırak. Hadi yürü teyze. Allah. Ben mesela sadece Kıvanç Tatlıtuğ için dizi izliyorum. Ben de. Adam yakışıklı, karizmatik, üçgen vücutlu. Elif, daha yeni temizlik yaptık. Damlatacaksın şimdi. Yapma lütfen. Kusura bakma ya ama her seferinde böyle oluyor. Ama insanlar bizi salyalar akarak seyrediyor arkadaşlar. Hmm. Bizim de öyle birini bulmamız lazım. Yoksa Volkan ve Erhun için kimsenin bizi izleyeceğini zannetmiyorum. Niye ya? Örnek bir yani. Benim de kendime göre bir karizmam var. Hani... Al işte. Biraz kilo al. Erhan bu ne? Teyze çıkmak istemedi de biraz zorlanmak zorunda kaldım yok ya. Yok artık. Yazık kadına ya. Fazla hırpalamasaydın. Yok kaçtı gitti zaten ya. Neyse siz ne yaptınız bir şey bulabildiniz mi? Ya yok ya kızlar bizi beğenmiyormuş. Niye? Karizmatik bulmuyormuş. Ünlü biri lazımmış. Öyle. Mesela? Mesela Kıvanç Tatlıtuğ. Ya of tam da adamı ya. Değil mi ya? Hem böyle yakışıklı, üçgen vücutlu, yani, karizmatik. Yani. Erhan ne yaptın? Aktı salyaların. Sil abi sil. Ya ben niye böyle bahsedince oluyor anlamadım ki. Yapma yani. Abi. Of. Hadi ne yapacağız onu söyleyin siz. Buldum. Ben de yanım olalım. Ne zaman? 31 Mayıs 2015. Ha dolu diyorsunuz o zamana kadar. Peki tamam. Yok. Bir baksanıza hani. Yok. Tamam. Teşekkür ederim. We have a project, internet series project. I would like to ask you to act in our project, please. Alo. Alo de. Alo.
olması gerekmez. Yeni yeni parlamaya başlayan bir oyuncu olsun. Bizim dizide patlar, bu da bizim işimize gelir. Kim olabilir peki? Var mı böyle bir aklınızda? Ya ben de dizi izlemiyorum ki ya. Ben gece 12'den sonra belgesel izlerim kardeşim. O da caz ve şarap eşliğinde yani. Hani böyle vahşi adamlar isteseniz belki bulabilirim ama yani kim olacak bu adam? Ben buldum. Kim? Ay. Yaşar Arslan'ın dizisinden Cengiz. Teyze, yine mi sen ya? Nereden girdin içeri? Başörtümü almaya geldiydim. Al çık dışarı kaybol. Çık. Tamam sana geliyorum. Çık dışarı. Tabii teyze bu ya. Ay, çıktı mı? Çıktı çıktı. Teyzenin dediği bir oyuncu kim? Nasıl bulacağız bu adamı? Ben tanımıyorum. Ben tanıyorum. Ben tanıyorum aslında. Çok iyi olurum. Evet ya. Çok iyi bir oyuncu. Geleceğin kıvancı resmen. Hadi ya. Keşke teyzeyi hırpalamasaydık. Nasıl ulaşacağız şimdi biz bu adama? Kanal 34'teki dizisi geçen hafta final ya. Teklif götürelim. Kesin kabul eder bence. Tamam o zaman. Hadi herkes bir koldan araştırmaya başlasın. Tamam. Marş marş. Hadi marş marş. Var mı haber? Yok ya Volkan. Hadi ya. Sen ne yaptın? Ben de bulamadım. Ama bir arkadaşın, çocukluk arkadaşının kuzeni tanıyormuş onu. Aa. Ha, bir bakıştıracak, soruşturacak işte. İnşallah. Haber alırsa İnşallah. Arayacağım dedi. Yok artık. Aha var ya. Alo? Hilmi? Abi ne yaptın? Var mı haber? Abi kralsın ya. Çok teşekkür ederim. Evet abi biliyorum orayı. Taksim'den girince caddeden. Tamam abi. Öpüyorum. Görüşmek üzere. Bulmuş mu? Bulmuş abi. Bulmuş. Harika ya. Her zaman takıldığı bir bar varmış. Evet. Haftanın 3-5 günü kesin oraya gidermiş. Hadi o zaman. Hadi o zaman birimiz gidip baksın. Bir şey yapalım. Ben gideyim. Siz senaryoya odaklanın. Senaryo lazım sonuçta. Ben bir soruşturayım onu. Siz çalışın gençler çalışın. Ya abi sürekli bize kilitliyor ama ya. Siz oturun izlerken böyle gidiyor. Böyle yapmıyor mu durmadan böyle yapıyor böyle yapıyor ya. Ucuz. Merhaba. Şu adamı tanıyor musunuz? Yok, tanımıyorum. Belki bu biraz hatırlamanıza yardımcı olabilir ha? Ne dersiniz? Dakika. Bir yerden hatırlıyor gibiyim ben bu adamı. Hı. Yakaladın sen onu. Tam hatırlayamadım. Peki ya şimdi? Tamam bu şey, bizim Seda'nın şeysi. Seda'nın şeysi, neyse. Dur dilimin ucuna. Abi dilimin... hatırlayıver be, ha? Şöyle. Dur hatırlıyorum. Geliyor. Hatırlıyorum. Bu... bu şeydi. Şeydi o, şurada ne vardı ki? Abi Allah rızası için ha. Çok sevaba gireceksin. Okunmuş mu? Okunmuş onlar, yut onları. Okunmuşsa tamam ben bunu yutarım. Hah! Hatırladım. Tamam. Ben bu adamı daha önce hiç görmedim. Ney? Görmedin mi? Lan üttün beni resmen. Güvenlik. Ney? Güvenlik mi? Güvenlik. Ya. Hadi ya. Volkan, ne yapıyorsun yerde? Ya bu teyze içeri nasıl girip çıkıyor ona bakıyorum. Kalk hadi kalk. Neyse ya. Siz ne yaptınız? Senaryoyu yazdınız mı? Yoo. Sen Cengiz'i buldun mu? Yoo. Diziyi çekemediniz mi hala? Yoo. Yo. Teyze, sen gene nereden girdin içeri ya? Biz çağırdık Volkan bu sefer. Gir anlatalım. Biz mi çağırdık? Evet, biz çağırdık. Ya işte böyle oldu Volkan. Böyle mi oldu? Yasemin zaman geçmedi ki. Hadi ya. Onu buradan hızlı zaman atlattırsan, bana uzun anlattırmasan. Of, tamam.
Ya seni hiçbir şey anlamadım. Ne olur şunu doğru düzgün anlat. Ya ben evin içinde Cengiz'i ararken... Cengiz'i evin içinde mi arıyordun? Neden olmasın ki? Çok akıllıca. Devam et. Sonra belki üst kat komşumuz da vardır diye sormaya gittim. Cengiz'i mi? Evet. Meğer üst kat komşumuz Vuku teyzeymiş. Hadi ya. Evet. Cengiz evde kalmamış ama numarası varmış. Ama Erhan ona kötü davrandığı için vermiyor numarayı. Ya teyzeciğim, versene şu numarayı, niye vermiyorsun? O münafık arkadaşın gelip burada benden özür dilemedikçe vermem o numarayı. Of, şu mesele. Teyzeciğim, bir ayağın çukurda, ölüp gideceksin. Ne olur versene şu numarayı. Yok yok Volkancığım, biz de çok yalvardık ama nafile. Erhan da özür dilemem diye tutturdu, kaldık böyle. Tek yol Erhan'ın önünde diz çöküp özür dilemesi. Diz mi çökecek? Onun dizinde kireçlenme var, teyze bari yapmasın, diz çökmesin. Gelecek, diz çökecek, belki. Oha! Teyzeye bak. Ne yapalım? Gidip Erhan'ı ikna edeceğiz. Aynen. Yapacak bir şey yok. Teyze sen bekle burada. Sen aynen geleceğiz biz teyze. Abiciğim ben hakkın rahmetine kavuşmuş bir adamım ya. Özür dilemem ben kimseden. Ama kaprisi yaptın oğlum ya. Cengiz'i bulduk diyorum sana. Cengiz'i bulduk ya. Bana ne ya bu, dilemiyorum. Hadi abi. Ya arkadaş. Ya ben türbesine çaput bağlanacak bir adamım ya. Niye özür dileyim ya? Erhan'cığım teyzeyle Yasemin şu an içeri. Aldık aldık numarayı. Başka yolu yok. Lütfen. Aklıma bir fikir geldi. Neymiş? Abi sen özür dilemiyorsun. Dilemiyorum tabii. Sadece gidiyorsun, diz çöküyorsun. Ben sana dublaj yapıyorum. Nasıl fikir? Süper. Çal. Helal sana. Hadi abi. Ya. Teyzeciğim gelse bak Erhan'ı özür dilemeye. Teyzeciğim. Az önce sana yapmış olduğum kabalık için çok özür dilerim. O kadar çok özür dilerim ki buradan köye yol olur. Hatta bir dağ ama ne dağ. Dağ küsmüş, dağın haberi olmamış. Sepet yumurta. Ne dedirtiyorsun bana be? Abi, gaza geldim herhalde teyzenin affetmesi için. Kusura bakma, idare eder. Teyze ne diyorsun? Bir eşeklik etti. Hadi büyüklük bende kalsın. Affettim. Oley be! Hadi teyze telefon. Al ama bundan sonra akıllı ol. Postayı da koydun ama yine de büyüksün be teyze. Yalnız son olarak bir şey sormak istiyorum. Eve nasıl girip çıkıyorsun sen öyle? I see that people.